Karşılaştığımız hiçbir şey boşuna değil. Niye hocam zaten niye tanıştın? Ben de bilmiyorum niye tanıştın. Yani evet, sorduğumuz zaman arkadaşlar bu güzel. Yani o, sorduğumuz zaman ne oluyor biliyor musun Mehmet hocam? Diyorsun ki hani sordun ya, cevap verdiğinde tek bir cevap oluyor. Niye acaba dedin, sordum, bıraktığında binlerce alternatif olabiliyor. Kötü şeyler dedin mi? Şeyler bildiğin böyle düşünmediğimiz bir şey olur ya mesela, fark edilmez. Kötü bir şey mesela iyi bir şekilde olabilir, mucize olabilir. Yani bize göre kötü gelen. Tabii bize kötü gelen, yani zaten birisi YouTube'da yorum yazmış. Demiş ki ben hep iyilik yapıyorum, karşıma kötülük çıkıyor. Ben şu soruyu sordum o yorumun altına. Başına gelen kötülüğün kötülük olduğunu nasıl biliyorsun? Yani o kötülük, şimdi çocukken sünnet oluyorum ben. Ağlıyorum, kötü bir şey. Ama sana göre o anki durumuna göre kötü. İşte diyelim ki grip hastasısın ya neyse, hastasın, iğne vuruluyor. Sen o sırada sana kötü geliyor, çocuksun, kötü geliyor ama o anki görüntü de kötü. Ama sonraki bir faydaya fırsat. Şey gibi hocam, hayatım alt üst oldu diyoruz ya. Nereden biliyorsun ki hayatın altından çok daha üstünden altı daha iyi olmadığını? Evet. Burada arkadaşlar bize düşen şey, lütfen yani tüm eğitim verdiğimi ya da tüm arkadaşlarıma diyorum, lütfen mucizelere açık olalım. Sihirlere açık olalım. Yani ona açık olduğun zaman onlar gelecek. Ama yok, benim hayatım böyle perişan dediğimiz zaman da o perişanlık gelmeye devam edecek. Mucize açıksın değil mi abi? Hocam mesela... Şu sözü duydunuz mu? Gerçekçi ol, bir mucize planla. Gerçekçi ol, bir mucize planla. Gerçek olacak mı şimdi? Çünkü hayır, bizim hayatımız gerçek. Tamamen mucizeler, gerçek zaten. Gerçekçi ol, bir mucize planla. Çok güzel değil mi? Atasözü. Şimdi baştan bunu kabul etmek lazım. Yani dediniz ki diyelim ki, bakın arkadaşlar, problemlerin problem olmasının sebebi zihindedir. Problem zihindedir. Ya yani zihinde derken şöyle, sana gelen bir problemi problem olarak algılamazsan problem ne çıkar? Yani ama şu bir gerçek ki, bir insanın, herhangi bir insan düşünün ki, hayatında problem yok. Öyle bir insan dünyada yok. Ama problemlerle barışmış insan ya da barışmamış insan. Ya da şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar acı çekiyorlardı ama huzurluydular. Yani bunu ben net örnek şöyle diyeyim. Hazreti Yusuf zindanda ama huzurlu. Eyüp Aleyhisselam hasta ama huzurlu. Yani başına gelen problemin huzurlu olup olması seninle alakalı artık. Onu sen o kötü görünen şeyi iyiye çevirebilirsin. Yani ama yapılan yapılmış, artık tövbe etme şansımız var. Oradaki espri, bunun da formülleri var da kuantum dersinde anlatacağım diye şimdi sadece teğet geçeyim. Hani acı neydi? Acı Allah'ın insana gönderdiği mesaj. Yani Allah bir şey öğreteceğiz zaman arkadaşlara acı veriyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ne zaman acı bitiyor? Mesaj alınırsa. Mesaj alınmaz, acı bitmiyor. Allah bir daha gönderiyor. Ben bunu anlattığım bir arkadaş şey demişti bana. Herhalde kampta söyledim. Hapisteymiş. Hapisteyken yanındaki arkadaşa demiş ki, eğer demiş, hapishanede kıldığım namaz kadar dışarıda da kılacağımı Allah ikna edersem demiş, hapisten çıkacağım herhalde demiş. Öğleden sonra hapisten çıkmış. Demek ki diyor, ben bunu deyince de demek ki diyor, o sırada mesajı aldım, Allah anladı. Yani şöyle denir arkadaşlar, bilge kişiler problemler karşısında asla üzülmezler. Çünkü bilirler ki acı Allah'tan gönderilmiş mesajdır. Eyüp Aleyhisselam'ın hikayesini dinlediniz. Ne kadar güzel değil mi? Yani düşün, arka tarafta bu bakın doğru olmayabilir. Ben mesela bazı hikayeleri anlatıyorum ya, birisi bana dünya yazmış, sen hep yalan mı söylüyorsun? Ya hikaye anlatıyor. Hikayenin yalan doğrusu diye bir şey olur mu? Hikaye anlatırken amaç o hikayeye inan değil. Ondan alman gereken ders. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın hikayesi doğru olmayabilir. Yani Allah'la şeytan iddiaya giriyor.
Ben bunu ilk okuduğumda, ben bunu nerede okudum biliyor musunuz? Tevrat'ta okudum. İlk okuduğumda inandırıcı gelmedi bana. Ama dedim ne güzel bir ders var. Öyle değil mi? Hazreti İsa ne diyor? Cennetin krallığı neresi diyor? Cennetin krallığı neresi diyor Hazreti İsa biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu bilmiyor olmayın ya. Diyor ki çocukluğunu hatırlayan cennetin krallığındadır. Hazreti İsa'ya göre cennetin krallığı olgunlaşmış ama çocukluğunu unutmayandır. Kampta ne yaptık? Cennetin krallığı çocukluk diyor. Yani çocuk safsan cennetin krallığı. Şimdi bu Hazreti İsa bu cümleyi söylememiş olabilir. Yalan olabilir. Hani şimdi bu doğru olmayabilir ama verdiği mesaj çok güzel olduğu için kullanıyorum. Anlatabildim mi? Yani doğru olabilir, doğru olmayabilir. Hazreti İsa değil, değil mi? Hazreti Yahya söylemiş olsun. Ya da diyelim ki ne bileyim Einstein söylemiş olsun. Bilgi yanlış geliyor olabilir ama verdiği mesaj güzel. Nietzsche'nin sözü güzel değil mi abi ya? Fakire yardım edecek kadar neydi? Dilencilere yardım edecek kadar fakir değilim. Efsane bir cümle yani. Nietzsche'nin en büyük ortak özelliğini biliyor musunuz? Nietzsche'yi okudunuz mu hiç abi? Çok okudum. O ortak özelliğini biliyor musunuz? Ortak özelliği değil mi? Ortak özelliği, tüm kitapların ortak özelliği. Hiç anlaşılmıyor kitapları. Ben Nietzsche'yi okurken şey diyorum. Allah Allah nasıl anlıyorlar la? Yani dilenciye yardım edecek kadar fakir değilim. Tek bir cümle bu. Ben bunu okudum ve sonu başka bir konuya geçiyor. Açıklamıyor ki onu. Dedim ki bunu nasıl anlayacaklar? Ve ben onu okuduktan sonra Filiz Hanım iki gün durdum öyle. Başka bir şey öğrenmeyeceğim. Bunu önce bir bilinç alarak iyileştirmem lazım. Biz çocuklarımızı çocuğumuz olduğu için sevmiyoruz. Biz verdiğimiz emekleri seviyoruz. Hani hiç olmadı mı? Ya iki yıl olmuş sevgili ayrılıyorsun. Ya önemli değil. Sevmiyorum da iki yıl acıyorum ya. Öyle ama değil mi? Çocuklar öyle düşünemeyiz ki. Düşünmesin. Öyle düşünmeye gerek yok. Ama bir tane çocuk doğdu, doğar doğmaz öldü mesela. Ona ne kadar gözyaşı döküyorsun? 20 yaşında yetiştirdiğin çocuk öldü. Nasıl yani bizler verdiğimiz emeği seviyoruz. Bir evde en çok sevilen çocuk hangisi? En fazla hastalanan, sıkıntılanan, uğraştıran. Verilen emek kadar arkadaşlar seviyoruz. Elimizde değil. Mesela kendi elinle yaptığın bir resmi nasıl görüyorsun, uğraştığın? Su niye çok tatlı arkadaşlar? Suyu neden çok seviyoruz? Bak su niye çok tatlı arkadaşlar? Çünkü suyun tadı yok. Bak iki cümle anladın, yan yana koyunca güzel bir şey oldu değil mi? Su niye tatlı? Çünkü suyun tadı yok. Hem tatlı diye, niye tatlı diye soruyorum da tadı yok diyorum. Ne kadar tuhaf bir şey oldu ya. Bir Türkçeci var mı aramızda bunu? Suyun hiç tadı yok ki arkadaşlar. Suyun tadı olmadığı için herkes tarafından seviliyor. Koçun bir tarafı yoksa, benlik duygusu yoksa, kendi değerleri, inançları yoksa danışanların hepsi sever. Yani biz o sırada arkadaşlar, ayna ne yapar ayna? Mesela aynanın karşısına çiçeği koydun. Ayna şey değil mi? Oha, çiçek gelmiş. Ne güzel değil mi? Ve aynanın karşısına köpek pisliğini koydun. Bu ne iğrenç bir şey der mi? Ayna hiç karışmaz ki. Biz aynayız yani. Karışmayız. Onun küpe takması mı doğru? Maç yapması mı doğru? Eşcinsel. Biz karışmayız. O bizim işimiz. Biz aynayız çünkü. Ona gerçekliği gösteririz. Gerçeği gördüğü zaman insanlar ne oluyor zaten? O zaman doğru adımlar atmaya başlıyor. Ben duygusu var ya. Ben neydi? Zihin. Bir çocuğun beni yok daha. Çocuk ne zaman ben demeye başlıyor? Benim oyuncağım, benim çantam. 5 yaşından 6 yaşından sonra değil mi? Yani zihin oluşmaya başlıyor. Önce ben yok. Bu ben tüm başarının önündeki engel. Futbolda çok başarılı olabilir mi? Olur. Egosu varsa olamaz. O ben en fazla büyük engel. Çünkü futbol oynarken zihin çalışıyor mu? Mümkün değil. Çalışamaz yani. Kim bekleyecek? Ona vakit yok zihin çalışma diye. O kendiliğinden olur yani. Hastalığımı öğrendim. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu cümleyi yazın lütfen. Bir insanın ne kadar mutsuz olduğunu anlamak istiyorsanız ne kadar çok ben dediğine bakın. Evet çok ben diyorsa çok mutsuz bir insandır.
Ve insanlara dikkat edin, dışarı izlediğin zaman ne yapıyorlar? Ben böyle şeyleri hiç sevmem. Ben öyle müzikler dinlemiyorum. Benim amcam şöyleydi. Ben devamlı böyle bir şey anlatıyor. O ben böyleyim diye anlatırken karşı tarafta ha sen öyle ben seviyorum aslında. Benim de amcam böyleydi diyor. Herkes ben diye devam ediyor. Ben kelimesinden ya da benden kurtulan bir insan her şeye ulaşabilir. Bizim başarının önündeki tek engel o. Tutuyor seni ayağını böyle tutuyor. Aman gitme, aman başarılı olma, aman zengin olma. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.